Efendim yeni bir Yaşamın İçinden adlı programımıza merhabalar. RT Şahtiye ekranlarında Yaşamın İçinden adlı programımız şu saat itibariyle başladı. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere bu akşamdan kucaklar dolusu sevgiler, saygılar. Efendim RT Şahtiye Erzincan stüdyolarından sizlere sesleniyor ve ulaşıyoruz. Her hafta farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu akşam da böylesine farklı bir konu ve tabii ki konumuz olacak. Bu akşama istedik ki türkü akşamı olsun ya da türkü gecesi olsun. Hangisini kabul ederseniz, kabul buyursanız diyelim. Erzincan'ımızı yine yetiştirmiş oldu. Çok değerli seslerden, yorumculardan birisi bu akşam bizlerle birlikte olacak. Sevgili İsmet Özcan bu akşam yayın konuğumuz. Ve bir de bağlamasıyla, yorumuyla bu akşama yine renk katacak olan bir misafirimiz, konuğumuz daha var. İsmet Bey'in yeğeni diyelim. Musa Bey de bu akşam bizlerle birlikte olacak. Her iki konuğumuza şöyle dönerek hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. İyi ki de geldiniz. Güzel bir program, güzel bir akşam izleyicilerimize şöyle geçirtmeye çalışacağız sizlerle birlikte diyelim. Sevgili izleyenler, her programda olduğu gibi ben her program başında hatırlatıyorum. Bu program başında da hatırlatmak istiyorum. Bu akşamki türküleri sizler de şöyle sevdiklerinize armağan olarak gönderebileceksiniz. WhatsApp hattımızı şöyle hemen verelim. Arkadaşlar zaten şu anda ekrana taşıdı, görmektesiniz. 0532 737 1376 0532 737 1376 bu numaradan arama kaydıyla, şartıyla. Çünkü canlı yayına bağlantı almıyoruz. Program başında hatırlatalım. Sadece verdiğimiz numara mesaj attığımız. Mesaj göndererek bu akşamki konuklarımızın seslendireceği sıradaki eserleri, çalışmaları sevdiklerinize gönderebileceksiniz. O halde başladık. Hemen şöyle konuklarımıza dönelim. İsmet Bey'e ben özellikle dönmek istiyorum. Kısaca kendisini bizlere tanıtırsa neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için RT Şah TV'ye, memleketimizde böyle bir televizyon olması bize her zaman gurur vermiştir. Bütün Erzincan'ın sorunlarını bizlere, bütün dünyaya tanıttığı için teşekkür ediyoruz onlara. Valla ben işte biraz evvel siz dediniz, neden türkü? Biz Anadolu'dayız. Anadolu'da, Anadolu derken insanların içinde yanık olan en büyük arzuman türkü söylemek. O halkın arzularını dile getirmek onun için türkü oldu. İşte küçük yaşta başladık. Öyle ufak ufak komşulardan, sevdiğimiz dostlardan öğrenmeye. Ondan sonra da 1969'da İstanbul'a gittim. İstanbul'da çalıştım. Gazino çalışmam oldu. Plak çalışmam oldu. 72'de plak yaptım. Ama işte o zaman ufak bir firmaya yaptığım için herhangi bir şey olamadı. Ondan sonra da döndüm geldim. 80'den bu yana da Erzincan'dayım. Bütün Erzincan'da eşine, dostuna beraber olup devam edip gidiyoruz işte. Evet, teşekkürler. Erzincanlılar zaten sizleri bilen biliyor ama bu akşam bir de sizleri tanımayan izleyicilerimize RT Şah TV aracılığıyla ulaştırmış olacağız. Çünkü genel bir yayın akışımız var. Uydu yayınımız var. Artık birçok izleyicimiz veya gelen konuklarımız bunu biliyor. Dünyanın birçok noktasından izlenebiliyoruz. Amca yayın bu akşam bizlerle birliktesiniz ve yeğeniniz olan ben Musa Bey'e de dönmek istiyorum. Kısa da olsa bir söz hakkı vereyim. Siz de hoş geldiniz RT Şah TV stüdyolarına ve neler söylemek istersiniz? Hoş bulduk. İsmim Musa Özcan. İsmet Bey'in yeğeniyim. Kusura bakmasınlar izleyiciler. Biraz sesimiz kısık, düşük. Erzincanlıyım. Doğma büyüme. Hı hı. 10-15 senede bağlama çalıyorum, söylüyorum. Evet. Öyle işte. Böyle devam ediyorsunuz. Evet. O halde akşamın şöyle ilk türküsünü izleyicilerimize isterseniz paylaşalım. Evet, bakalım evet. Hangi türkü? Ben de bilmiyorum. İlkhaneden olan dinleyelim. Bir türkü. Gel seninle danışalım sevdiğin, danışan dağları aşar mı aşar? Gel seninle danışalım sevdiğim, danışan dağları aşar mı, aşar, aşar mı? Danışmadan yola çıkarsa kişi,
Yanılıp yollarda şaşar mı şaşar? Danışmadan yola çıkarsa kişi, yanılıp yollarda şaşar mı şaşar? Cahilden uzak dur, kamile yakın. Sözümde hisse al, gücenme sakın, gücenme. Hasbın karıncaysa mervane dahın. Ummadık taş başa düşer mi düşer? Hasbı varıncaysa merdane dahın, ummadık taş başa düşer mi düşer? Kurbaniyim de ki bu da böyle olur. Kişi ettiğini diliyle bulur, diliyle bulur. Alıcı kuşların ömrü az olur. Ah baba zavallısız yaşar mı yaşar? Alıcı kuşların ömrü az olur. Ah baba zavallısız yaşar mı yaşar? Evet, bu güzel türkünüzden dolayı çok teşekkürler. Akşamın ilk türküsü ya da gecenin diyelim. Sevgili izleyenlerimizle birlikte şöyle dinlemiş olduk, paylaşmış olduk. Güzel bir türküydü. Güzel bir sesten, güzel bir yorumdan gelince de apayrı bir güzelliği oldu diyelim bizler için. Bir kez daha teşekkürler İsmet Bey. Şimdi isterseniz yeğeninizden bir türkü dinleyelim. Öyle. Arkasından tabii, biraz muhabbet edelim. Bakalım yeğeniniz bize, Musa Bey, hangi türküyü seslendirecek? Kıvırcık Ali'den bir tane okumak istiyorum. Ha, Kıvırcık Ali demişken, onu da şöyle hatırlamışken, evet, yad edelim, saygıyla da anmış olalım. Evet, evet. Biliyorsunuz elin bir kazda sonucu kaybetmiştik, aramızdan ayrılmıştı. Bir kez daha kendisini şöyle saygıyla anmış olalım, yad etmiş olalım, rahmetle anmış olalım. Ölüm seni arar, oldum neredesin? Ölüm seni arar, oldum neredesin? Ayrılığı altın tasta sundular. Ölüm seni arar, oldum neredesin?
neredensin? Ölüm seni arar, oğlum neredensin? Elim seni arar, oğlum neredesin? Elim seni arar, oğlum neredesin? Ömrü sürgün geçer, ne yurt yok olur. Ölüm seni arar, oğlum neredesin? Ölüm seni arar. Yalnız biraz sesin düşük olduğu için çok kusura bakmasın. Evet, şimdi program başında zaten siz aktarmıştınız. Ufak bir rahatsızlığınız var. İzleyicilerimiz bu rahatsızlıkları anlayışla zaten karşılıyorlar ama hiç de yansıtmadınız. Sesinize ve yüreğinize sağlık diyelim tüm izleyicilerimiz adına. Evet sevgili Ereta Şahat'ı izleyicileri, Yaşamın İçin adlı programımıza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Amca yeğen bu akşam bizlerle birlikteler. Kendilerinden birbirinden güzel eserler, çalışmalar şöyle dinlemeye devam ediyoruz. Canlı bir şekilde güzel türküler, eserler sizler için bu akşam şöyle Ereta Şahat'ı ve farkıyla ve Yaşamın İçin adlı programımızın farkıyla ulaşmaya devam ediyor. Şimdi kısa bir muhabbet isterseniz İsmet Bey arkasında yine. Güzel türküler, çalışmalar sizler için gelecek. Bu arada bir kez hatırlatalım. Her program olduğu gibi bu programda da sizler de görüş ve önerilerinizi, mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle WhatsApp hattını ekrana taşırlarsa izleyicilerimiz de yine bu numaradan bizlere iletilerini gönderebilecekler. Sıradaki eserleri sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. 532-737-1376 0532-737-1376 tabii ki aramamak şartıyla bir kez daha hatırlatalım. Sadece bu numaradan lütfen bizlere mesaj atınız. Sıradaki eserleri sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Gelen iletiler var. Birazdan iletileri de geçeceğiz. Ara ara sizlerden gelen görüş ve önerileri, mesajları, iletileri sizlerle de paylaşmış olacağız. Yine bu ekranlarda değilim. Evet, İsmet Bey, şimdi biraz sizin hayat hikayenize inelim. Geçmişe sizi ben götürmek istiyorum. İlla ki çocukluk yıllarında başladınız söylemeye. İlk vallahi, başta söyleyerek mi, bağlama çalarak mı başladınız? Valla söylüyorduk. Yani şimdi ben kalktım, benim babam da söylerdi. Amcam, hele bir tane Şükrü amcam vardı. Hı hı. Allah rahmet etsin. O Allah'ın bir lütfü, bir bülbülüydü yani. Hı hı. Bu Heybeli köyü var şimdi, eskiden ağa gibiydi. Biz Ahmediye'de kalıyorduk. Onlar o kışın orada kalıyordu da bize oraya çok gelirdi. Hı hı. O geldiği zaman bizim odalarda yeri bulunmazdı. Hı hı. O hem hikayesini anlatırdı, evet, hem türküsünü söylerdi. Evet. O kadar güzel. O zaman çocuğudum, gider onun dizinin üstüne otururdum. Onun sadece ağzını, kırtlağını seyrederdim ki nasıl söylüyor? Acaba bu kırtlıktan nasıl çıkıyor o ses? Bu kırtlağı da böyle dikti, yener çıkardı. Hep onlardan öğrendik. Onların yanında yetiştik. Onlarla beraber işte daha da çaldım. Sazı daha çok sonralar. İşte 14-15 yaşına girdikten sonra ufak ufak saz çalmayı da pek öyle ufak ufak. İşte eş dost arasında öyle ufak ufak öğrendik. Yani türküyü çok 6-7 yaşında başladım. Diye. Yani çocukluğunuz bir anlamda aslında türkü söyleyen kişiler işte arasında geçti ve onlardan etkilendiniz. Babam da söylerdi, rahmetli. Amcalarım da söylerdi. Onların arasında onlardan öyle söylemeye başladık. Ne güzel. Ondan sonra da böyle işte gençleri yetiştik. Onlar da bizden ilham alaraktan. Şimdi benim oğulların ikisi de saç çalıyor. Ne güzel. İşte bunlar öyle. Buradalar mı oğullarınızla? Birisi burada.
Kendisi burada öğretmen. Bir tanesi de yine öğretmen. O da şeyde Marmaris'te şu anda. İzliyorsa buradan selamlar o zaman. Aleykümselam. Olsun diyelim. Göndermiş olsun olalım. Selamlar olsun. Onlara. Evet derken çocukluk döneminde bugüne kadar Türkleri bırakmadık. Evet. Bağlamayı da bırakmadık. Ve bugüne vallahi kadar getirdik diyorsunuz. Mesela dedim ben o bir Şener Plakçılık diye bir plakçı vardı. Ona plak yaptım. Ufak bir firmaydı. Bir şey yapamadı. Reklam yapamadı. Ondan sonra da çok büyük firmalar peşime geldi. İşte Remetlik Mahsuni bile hani ondan ben tepe başındaki sefer konser verdik. O bana dost derdi. Ben de ona baba derdim. O bile geldi bana dedi ki Şahpile'nin sahibi Sivaslıydı. Dedi ki ya niye gelip bu adama bir kaset yapmıyorsun? O zaman kaset başlamıştı. Dedim ki baba ben bir kere o adam bir şey yapmadı. Yemin ettim yapmadı. Yani aslında bu vesileyle Türklerin aracılığı ve vesilesiyle de çok değerli ozanlarımızdan birisiyle de tanışma fırsatına nailine kavuşmuş oldunuz. Hep Mahsuni Baba deyince akan sular duruyor bizde. Mahsuni Baba'yla da, Rehmetli Kızıltuğ'la da çok samimi olduk. Muhlis'inle de, hepsinden de oturduk, kalktık, muhabbetlerimiz çok oldu. Saymış olduğunuz isimler, Hakk'a yürümüş olan isimlerdi. Evet, bir kez de onları rahmetle anmış olan. Allah kanı rahmet etsin. Amin diyelim. Hepsinin toprağına nur yağsın. Evet. Onlar iyi ki eserler bırakmışlar. Evet. Bu memlekete biz de onları söyleyebiliyoruz. Onların eserlerini söyleyebiliyoruz. Erzincan da aslında türkü daracığı çok geniş olan bir şehir. Evet. Aşıklar, ozanlar yetiştirmiş. Evet, sizler de şu anda bir örnek teşkil ediyorsunuz. Ama şey yapılmamış. Erzincan'da gerçekten yani bunun üzerine fazla durulmamış. Bugün türküler şeyinde, ozanlar şeyinde Erzincan çok büyük bir şeye sahipmiş potansiyeli ama herhangi şu anda da işte yine biz şu anda belediyenin kurmuş olduğu tandurbaşı ekibi var. Ekipte varsınız. Ne güzel. Evet, o tandurbaşı ekibinde program yapıyoruz. İnşallah bir günde tandurbaşı ekibi olarak sizleri ağırlarız. Şey yaptık burada. Benim programda. Senin programına geliriz inşallah. Benim programda inşallah senin programına arkadaşlarla geliriz. Evet. Şimdi isterseniz güzel bir eseri, güzel bir çalışmayı daha yine dinleyelim sizlerden. Hangisi olsun ben de bilmiyorum. Bu akşam genelde şöyle izleyicilerimize sürpriz olsun gelecek eserler, çalışmalar diyelim. Ara ara şu anda WhatsApp hattını arkadaşlar taşıyor. Sizler yine bu numaradan bizlere iletilerinizi gönderebilirsiniz. Evet. Yine benim şimdi kendi parçam olan bir parçayı sunalım. Plak yapmıştım. Herkes de onu çok sever. Yalan dünya. Hani dünya boş. Dinleyelim. Yalan dünya, fani dünya, boş dünya. Merhameti yok mu senin eş dünya? Neden beni böyle perişan ettin? Artık sana küstüm sözüm yok dünya, dünya, dünya. Vah dünya, 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 ah dünya, 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 yalansa yalan dünya. Gidiyorum, geri gelmem ben, dünya, 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 ah dünya, 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 vah dünya, dünya, dünya. Yalansa yalan dünya. Dalın yok ki budak budak eğilsin. Rüzgar vursun yaprakların savrulsun.
eyler Mevlam'dan böyle bükülsün. Artık sana sözüm yoktur. Ey dünya, dünya, dünya. Vah dünya, dünya, dünya. Ah dünya, dünya, dünya. Yalansa yalan dünya. Gidiyorum geri gelmem. Ben dünya, dünya, dünya. Ah dünya, dünya, dünya. Vah dünya, dünya, dünya. Yalansın, yalan dünya. Bilmem ki hangi duygular sizi bu yöne itti de böyle bir eser oluştu. Şimdi hemen size sormak istiyorum. Vallahi ne bileyim. Hangi işte, duygulardır bu eserleri, bu zaman, çalışmaları sizlere böyle yaptıran? Gurbetin belki şeyleri vardı. O zaman işte İstanbul'daydım. Hı-hı. Bu eseri yaptığım zaman. Gurbetin belki vermiş olduğu bir özlem, hasret vardı. Hasret, özlem. İşte onlara dayanaraktan işte aile, insanlar burada, sen gurbet etsin. İşte onun için mesela o dünya, mesela ben Almanya'da bir parça yapmıştım. Şu anda desen ki bir sözler aklımda mı? Değil. Öyle bir söylemiştim ki işte oraya gittim, oradaki... Peki yazdınız mı bir köşeye? Yazmıştım ama tam sözleri işte biraz vardı, biraz kaldı. Şöyle yazmıştım ki insanlar hani gurbete gitmişler. Evet. Her tarafta şey yapmışlar. Bu nasıl memleket, bu nasıl vatan? Evet. Vatanımız nerede, biz neredeyiz? Evet. Kahrolsun bizleri vatandan atan. Vatanımız nerede, biz neredeyiz? Bir sistem de var orada o zaman. İşte Almanya'daydım evet. O zaman. Seçim yaklaşınca biz vatandaşız. Savaş yaklaşınca biz vatandaşız. Seçimlerden sonra bir kuru başız. Kimimiz topraksız, kimimiz acız. Aslında türküler bir anlam taşır, bir anlamı öyle, ifade evet, ediyor. Evet, i̇şte evet. Az önce dile getirmiş olduğunuz, daha öncesinde okumuş olduğunuz eserler, çalışmalar olarak da bu böyledir. Birçok türkü de böyledir. Aynen. Ve aslında hayatın hikayesinin gerçeğini, ta gerçeğini anlatır. İşte sizler bir örneksiniz bunlara diyelim. Şimdi gurbet yaşamınıza değindiniz ya, hemen oradan çıkmak istemiyorum, günümüze gelmek istemiyorum. Kaç yılında, hangi ve ülkeydi onu da şöyle bir hatırlayalım bir kez daha. Almanya mı demiştiniz? Almanya'daydım. Evet. 1972'de gittim. Hı-hı. İşte 72'nin 11. ayında gittim. 75'in 11. ayında döndüm. 3 sene kaldım. He, çok uzun kalanlardan değilsiniz. Yok, yok, yok. Böyle ufak bir rahatsızlıklar geçirdim. Dönmek biraz Almancanız var mı? Var mı hiç çok sene oldu. Değil mi? Eskiden vardı ama 35-40 sene oldu döneli. Evet. Unuttuk artık onu. Sizin yıllar aslında biraz hani şöyle özellikle yurt içinden yurt dışına çok göç ya da göçmen verdiğimiz ya da işi verdiğimiz yıllar diyebiliriz. Evet. O dönemler bir de gurbet eserleri çalışmaları çok böyle bir revaçtaydı galiba. Evet, evet. Birçok evet. Kişi Almanya'ya giderken de şimdi Almanya üzerine çok yapılmış eserler, çalışmalar da ben hatırlıyorum. Öyle. Benim iki tane, üç tane parçam vardı Almanya üzerine yapmış evet. olduğum parçalar evet. vardı. Evet. Çünkü o zaman neler, biz onları orada neleri gördük. Mesela öyle insan var ki yıllarını vermiş... memleketine dönecek, işte oraya bir kere kaptırmış kendini, memleketine Aha. dönecek, çoluk çocuğun içine dönecek, evet. çoluk çocuğunun yanına gelip de çoluk çocuğunun hasretini gidecek durumlara, durumu bile kalmamış. Adam artık kaybetmiş yolunu. Evet, evet. Yıllar geçmiş, memleketine dönememiş, Hı-hı. orada kendini toparlayamamış. Neler gördük biz orada? Şimdi herkesin bir hayat hikayesi var. Yurt dışına çıkarken, şöyle gurbet hayatı yaşarken, özellikle ilk gittiklerinde şöyle farklı bir dil, farklı bir kültür, karşı karşıya geldiklerinde birçok kişi kültür çatışması yaşamıştır. İlla ki sizler de yaşadınız. Bilmiyorum, hayat tabii. Hayat tabii. İnsanlar... İlk şöyle toprak olarak Almanya'ya ayak bastığınızda o anki duygunuz neydi? Neler hissettiniz? Valla şöyle izah edeyim. Hani ya, hani biz buradakiler Avrupa dedi miydi, yurt dışı Hı-hı. Almanya dedi miydi? Herkes acaba Almanya'da ne var? Almanya Cennet ne gibi burası. Bir yer kanat bağlayıp gidiyorlar ama öyle evet. bildiği gibi değil. Değil. Ağır şartlar altında çalıştınız, orada, yoruldunuz, gen gelip yatmak yok. Çok zor. Herkes böyle mi zannediyor? Öyle zannediyorum ama. Zannediyorlar zaten. Avrupa'daki insan gelip işte Hı-hı. burada şimdi gelir işte vatandaş izine geldiği zaman oranın biz izin şey diyoruz, bayram diyoruz. Onlar vaynak diyorlar. İşte vaynak paralarını alır, izin paralarını Hı-hı. alırlar. İşte 3-5 kuruş artırmışsa gelirler burada. Burada parayı değerlidir onların parası. 3-5 kuruş harcarlar. Vatandaş görende der, ooo
işte bunlar bela para harcıyor. Bu öyle değil. O göründüğü gibi değil. O göründüğü gibi değil. Çok zor şartlarda. Dilini bilmezsin. Seni en zor işlerde çalıştırırlar. Yani çok zor şeyler onlar. Öyle Türk göçmenler aslında Avrupa'da özellikle Almanya için söylüyorum. Çok emekler verdi. Almanya'nın kalkınması ve bir yere gelmesinde Türk emekçilerin aslında çok büyük iş yerleri inkar edilemez. Büyük çalışmaları ve yoğun emekleri olmuştur. Sizler de bir dönem çalıştınız ki bunu gördünüz. Bizim dönemimizde yine Almanya iyiydi. Evet, daha iyiydi, doğru. Şimdi ekonomik sıkıntı her ülkede var. Bizim zamanımızda yine insanlara daha fazla kıymet veriliyordu. Bizim zamanımızda biraz daha iyiydi. Şimdi öyle değil artık. Bu zaman geçti artık. Şimdi Almanya'da şeyler çoğaldı, bozuldu. Ben Köln'e bağlı Wuppertal diye bir... Evet, tam onu soracaktım. Hangi Wuppertal diye şehrindeydim. Köln'e bağlı. Genel iletiler de var. Onlara da ben bakıyorum derede, ara. Derenin içinde bir yerdi. Güzel bir şehirdi yalnız. Bizler muhabbet ederken izleyicilerimiz sağ olsunlar. Her programda olduğu gibi yine bu programda da ilgi ve alakalarını göstermişler. İletileriyle göstermişler. Teşekkürler. Şimdi ara ara şöyle iletileri aktaralım. Sonrasında yine bir eser, bir çalışma dinleyelim. Şöyle bazılarına iletelim izleyicilerimiz adına. Hani unutulduk demesinler. Unutmuyorum sevgili izleyenler. Selam, iyi akşamlar, merhabalar. Canlar, güzel bir program gerçekleştiriyorsunuz. Konuklarınıza selamlar, hayırlı programlar demiş. Çok teşekkürler. Konuklarınıza selamlar. Karadır Kaşlarınız, daha doğrusu Karadır Kaşların adlı türküsünü istiyorum varsa. Var mıdır bilemiyorum. Evet. Eğer varsa repertuarda belki ilerleyen dakikalarda olabilir diyelim. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. İsmet Bey'e ve Musa kardeşime başarılar dilerim. Selam sevgiler efendim demiş Ali Kotan. Selam sevgiler bizden İstanbul'dan iletiyi göndermiş. İstanbul'a sevgiler, saygılar. Bir Ay Duvar türküsünü Yasin Serpen'e armağan etmek istiyorum demiş. Yine bir diğer izleyicimiz. Şimdi genelde ben program başında bir anlaşma yapalım dedik sevgili izleyenler. Hani her programda olduğu gibi programda da konuklarımız belli bir repertuar hazırlık geliyorlar. Çok da dışına çıkacaklarını zannetmiyorum ama benden okuması. Ağırlıkta izleyicilerimizi kırmamak adına isimlerini okuduğumuz şöyle kişilere sıradaki eserleri, çalışmaları bizler yine de şimdiden göndermiş olalım. O halde sırada ne var? Şeyi çalalım işte, bir ay doğar ilk aşamda. Bir ay doğar ilk aşamda. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, nedem nedem geceden. Şapkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış, yolcum üşümüş nasıl eden ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, nedem nedem geceden. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışmış, yolcum üşümüş nasıl eden ben. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar karamı aşma yaramı nasıl eden ben. Yüce dağ başından aşırdın beni, nedem nedem yar beni.
Yolumu yolsuza düşürdün beni. Dağlar kışmış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Madem soysuz gönlüm bende yoktu, neden yoktu? Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar kışmış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar karamı, aşma yaramı. Nasıl edem ben? Aşağıdan gelip elim boş değil. Neden boş değil? Söylerim gönlüm hoş değil. Dağlar kışmış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neden vermişler? Başyastı kendisine eş değil. Dağlar kışmış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? Başyastı kendisine eş değil. Dağlar karamı, aşma yaramı. Nasıl edem ben? Bu güzel türküden dolayı bir kez daha çok teşekkürler İsmet Bey. Güzel bir eserdi, güzel bir çalışmaydı. Çok sevilen eserlerden birisiydi diyelim. Şimdi yönetmenim kamera başındayken, sevgili yönetmenim Yalçın Bey size de gelsin, ailenize, sevdiklerinize gelsin. Yönetmenim her akşam bu programa çok şöyle özel çaba sarf ediyor, yoğun bir emek sarf ediyor, unutmak istemiyorum. Yardımcıları sevgili Aysevin ve Sarıgül de şu anda yine rejideler. Onların şöyle destekleriyle programımızı yürütmeye çalışıyoruz. Aslında sevgili yönetmenim çok sevdiği bir türkü var. Az önce bir izleyicimiz de o türküyü istemiş. Bilemiyorum, ikinci yarıda gelirim. Karadır kaşlarını. Sevgili yönetmenim Yalçın Bey de çok seviyor. Gelen iletiler var. Şöyle aktaralım, eritelim. Arkasından bir eser diyeceğiz. Arkasından herhalde reklamlar deriz. Büyük bir ihtimal 50 geçe mi? Sevgili yönetmenim, reklamlara gireriz. Ne dersiniz? 50 geçe uygundur diyor. Teşekkürler. O zaman gelen iletileri şöyle ara ara aktaralım ve bunlardan birisi daha diyelim. Sağ olsun, her akşam olduğu gibi bu akşam da izleyicilerimiz bizleri yalnız bırakmamışlar. Merhabalar, ben Adem. İl dışından izliyoruz sizleri. Rahmetli Ali Ekber Çek'ten bir türkü eğer söylerseniz sevinirim. Eşime ve öğrencilerime gelsin, iyi yayınlar demiş. Bizler okuduk. Sıradaki eser büyük bir ihtimal olacak. Belki bir Ali Ekber Çek türküsü sırada olabilir. İkinci yarıda olabilir, neden olmasın. Evet. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tekirdağ, Çorlu'dan tüm Erzincan'a selam olsun. Bizden de sizlere Tekirdağ Çorlu'ya o zaman selam olsun diyelim sevgili izleyenlerimize. İyi akşamlar, ben Bayram Akkanat. Afyon Dinar'dan Erzincan Tercan'da okuyan oğlum Erdem için sıradaki eser istiyorum demiş. Sıradaki eser için tabii ki hay hay diyoruz, bizler de göndeririz, ne demek. Ve göndermiş olduk. Merhaba, öncelikle iyi dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum hepinize. İsmail Özden demiş. İsmail Özden'e buradan sevgiler, saygılar. Bu İsmail Özden, bizim bildiğimiz evet, İsmail Özden evet, mi tam evet, bilemedim ama evet. Büyük bir ihtimal öyle. Evet, çünkü evet. Soyad ve isim bu kadar mı tutar diyorsunuz. Evet, evet. Yıllardır halk müziği adına çok emek veren bir yorumcunuz. Evet, yine Erzincanlı beraber, bir yorumcunuz. Beraber çok programlara çıktık. Evet, İsmail Bey, özellikle eğer Erzincan'a gelirseniz mutlaka bir program yapalım. Şimdiden buradan belirtelim. Özellikle ben zaman zaman radyo programlarımı şöyle bu ekranlardan iletiyorum. Radyo programcısıyım ve arkasından ekranlara geçtik. Ve radyo programlarında çok sık
şöyle çaları sevgili İsmail Özden'in eserlerini, evet, çalışmalarını dinleyicilerimiz de çok severek dinler. Özellikle Yalan Dünya adlı bir eser çalışma, evet, çok sevilmişti. Daha birçok eseri tabii ki sevildi ama öncelikle şöyle aklıma gelenlerden birisi. İsmail Özden'e, yorumcumuz olan İsmail Özden'e bir kez daha buradan selamlar, saygılar Erete Şahtiv'den diyelim. Devam edelim. Antalya'dan izliyoruz. Çok güzel bir program izliyoruz. Yüce Dağları istiyoruz. Boz Demir ailesine gelsin demiş. Antalya'ya selamlar. İyi akşamlar Erete Şah TV. Sıradaki eseri sizleri dinleyenlere armağan olsun. Geçit Beldesi'nden Selim iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Selim Bey. Geçit'e buradan şirin bir beldemiz. Selamlar olsun. İyi akşamlar Haydar Bey. Salı günlerini sizleri izlemek için sabırla bekliyoruz. Yayınınızı zevkle izliyoruz. Konuklarınızı büyük bir zevkle izliyoruz. İyi akşamlar demiş konuklarınıza. İsmet abimizden ricam var. Bir türkü istiyoruz. Başı pare pare dumanlı dağlar türküsünü istiyoruz. Sizler ve tüm Erzincanlara gelsin ve İliç Çaykaya Köyü'ne gelsin. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri seyrederken kendimi Erzincan'da hissediyorum. İzmir'den Zeynel Güzel saygılar sunarım demiş. Zeynel Bey, buradan sizlere ve İzmir'e selamlar olsun. Gurbetçilerimiz hakikaten bizleri şöyle önemsiyor. İl dışından, yurt dışından bizlere iletiler geliyor. İşte şimdi yurt dışından bir tanesi diyelim. Merhaba, biz Özcan demiş. Stuttgart'tan herkese selamlar. Bol eğlenceler amcama ve sevgili Musa'ya başarılar demiş. Rıfat Binnaz, Ali Sevim Özcan demiş. Evet. Bakalım saatimize. Bir eser dinleyeceğiz ama ben de bir anlamda izleyicilerimizi kırmamak adına iletileri de eritmeye çalışıyorum. Birkaç tane daha ileti okuyayım, mesajı okuyayım. Arkasından bir eser çalışma ve özellikle hani neden bizim mesajımız geçmedi diyen izleyenlerimiz varsa merak etmesinler. İkinci yarıda bütün mesajlarımızı okumaya, eritmeye çalışacağız. İyi akşamlar, başarılar. Keyifle izliyorum. Yeğenim ve teyzemin oğlunu öpüyorum. Onları keyifle izliyorum demiş. Ben Gülten İstanbul'dan demiş. Son bir ileti olsun. Arkasından Musa Bey'den herhalde bir eser olacak. Hı hı. Haydar Bey iyi yayınlar. Yayın hayatınıza başarılar dilerim demiş. Ali Ekber Zorlu. Çok teşekkürler. Sizler için elimizden geldiği kadarınca iyi programlar yapmaya çalışıyoruz. Ben ve ekibim adına diyelim. O halde o zaman lafı çok uzatmayalım. Yavru ceylan gibi bahar gözlerim, yar yar gözlerim, dost dost gözlerim, yar yar gözlerim, yar yar. Yavru ceylan gibi bahar gözlerim, yar 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 gözleri yar yar. Beri gel beri gel ömrüm varım, seni sevenlerin candır zararım. Bak
bakışlarım almış idam kararı. Boynuma zülfünü takar gözlerin, yar yar gözlerin, dost dost gözlerin, yar yar gözlerin, yar yar. Boynuma zülfünü takar gözlerin, yar yar gözlerin, Mahzunim dolaştığımda yoruldum. Muhabbet bağına bir bülbül oldum. Anladım da cihan aldı kin oldum. Anladım cihanı yakar gözlerim, yar yar gözlerim, dost dost gözlerim, yar yar gözlerim, yar. Anladım cihanı yakar gözlerim, yar yar gözlerim, gözlerin yar. Birliklerimize, programımıza, Timuzumuza devam ediyoruz. Konuklarımızla birlikte devam ediyoruz. Konuklarımız kimler? Şu anda ekranlarını yeni açan RTŞ TV'ye yeni bağlanan izleyicilerimiz varsa onlar için bir kez daha hatırlatalım. Yaşamın İçinde adlı programımızın bu haftaki konukları, bu akşamki konukları Erzincan'ımızın çok değerli bir sesi, üstadı diyelim. Sevgili İsmet Özcan yayın konumuz ve sevgili yeğeniyle birlikte bu akşam bizlerle birlikteler, Musa Özcan ve amca yeğen. Güzel bir program gerçekleştirmeye çalışıyoruz sizler adına diyelim. Birbirinden güzel türküler, eserler bu akşama özel gelmeye devam ediyor RTŞ TV ekranlarında. Evet İsmet Bey, reklamlar dedik. Arkasından kaldığımız yerden yine sizlerleyiz. Sırada evet. Yine eminim ki birbirinden güzel eserler, çalışmalar var. İsterseniz bir eserle, çalışmayla başlayalım. Sonrasında yine iletiler olacak izleyicilerimizden, gene iletiler var. Ara ara da şöyle muhabbet tarzında diyelim. Aybuna girmiş gece yarısı, gece yarısı. Sevda çekenlerin gelmez uykusu, gelmez uykusu. Üstüme yağıyor nisan dolusu, nisan dolusu.
Sağ olsun İsmet Bey, bu akşama özel şöyle birbirinden güzel eserler, türküler seslendiriyor ve seslendirmeye devam ediyor. İki güzel türküyü arka arkaya dinledik sizler adına diyelim. Bu güzel eserler, çalışmalar sizler için. Gelen iletilere şöyle döneyim. Arkasından yine kısa muhabbet ve sonrasında eserler, çalışmalar. Çünkü iletiler bayağı bir yoğunlaştı İsmet Bey. Şöyle biraz eritelim. İzleyicilerimize verdiğimiz değeri. Evet. Evet. Onlara hissettirmiş olalım. Önemsediğimizi bir kez daha hissettirmiş olalım. Evet, reklamların ardından ilk iletimiz şöyle. Programınıza başarılar dilerim.
amcam İsmet Bey'e ve amcaoğlu Musa Bey'e özellikle başarılar dileriz demiş. Berlin'den Gül abi, resmi Gül Pamuk, sizi çok seviyoruz demiş. Berlin'e selamlar, yurt dışına Almanya'ya selamlar. Ben Bursa'dan Özgür Özcan, yayınınızda başarılar İsmet amcama ve Musa Bey'e sevgiler saygılar demiş. Sevgiler saygılar bizden diyelim. Arkadaşlar WhatsApp hattını isterseniz alalım, bayağı bir yoğunlaştı, ara ara vermeye çalışalım. Merhaba, ben Bursa'dan selam demiş. Aleyküm selam, bizlerden sizlere selam. Konuğunuz İsmet dayım olur demiş ve dayı oğlu Musa Bey'e de selamlar, iyi yayınlar. Dayıcım demiş, dayıcım demiş özellikle size diyor. Eşim senden yalan dünya, fani dünya türküsünü istiyor, söylerseniz mutlu oluruz demişler. Program başında okuduk diyor zaten. Evet. Gelmiş olsun o zaman. Tekirdağ Çorlu'dan İsmet abime ve Musa kardeşime sevgiler, selamlar. Sizlere de başarılar demiş. Çok teşekkürler. Bu akşam özellikle Tekirdağ Çorlu'dan yoğun bir ilgi var. Onu hissettim. Bunu da gördüm. Siz de fark etmişsiniz. Sizin bir ailenin bir bölümü oralarda mı, akrabalar ya da? Oralarda akrabalar, çalışkiler çok iyi. Olabilir. Hissettiriyorlar çünkü. Bayağı bir dikkat çekti bende. Tekirdağ Çorlu'dan gelen. Evet, yine Tekirdağ Çorlu'dan İsmet abime ve Musa kardeşime sevgiler, selamlar demiş, başarılar demişler. Sevgili yeğenim, sevgili teyzemin oğlu, başarılar ve hayırlı yayınlar. Arslan Karapolat demiş, Fransa'dan demiş galiba. Merhaba, babam Musa Özcan'a selamlar demiş. Uzun ince çalarsa sevinirim. Uzun ince bir yoldayım da galiba istemiş. Oğlunuz mu Musa Bey? Evet. Tamam. İsmi ne? Selam gönderelim. Arda. Arda'ya da buradan selamlar. Kaç yaşında? 14. 14 yaşında. Var mı onun da şöyle bağlama özelliği, söyleme var, özelliği var? Çalıyor da söyleme yok şu an. Tamam. Çağlaması yine bir başlangıçtır. Evet. İleriye dönük de söyler mutlaka. Hem babasından hem de şöyle amcasından mutlaka esinlenecektir diyelim. Ve devam edelim. Kaldığımız yerden sizden gelen iletileri şöyle eritmeye çalışıyorum. Erzincan Ulalar'dan selamlar. Sıradaki eseri tüm Özcanlar ailesine istiyorum. Yine uzun ince bir yoldayım demişler. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşla kuşa Leyla türküsünü istiyoruz. Lütfen Bayram ailesine gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Bizler de sizlere şöyle göndermeye çalışacağız. Sıradaki eserler özellikle ağırlıkta, bir kez daha hatırlatalım. Ben Tekin Özkan demiş. Tekirdağ Çorlu'dan İsmet abime ve Musa kardeşime sevgiler, başarılar. İyi yayınlar demişler. Sağ olun. İyi akşamlar. Programınız çok güzel. Çorlu Tekirdağ'dan Efendi Demir ve Özkan aileleri için sıradaki türküyü İsmet abimizden istiyoruz. Herkese selamlar. Aleyküm selam diyelim bizlerden de, sizlere selam olsun. Öncelikle iyi akşamlar. Sizi zevkle izliyoruz. Şu anda bize Erzincan'a getirdiniz diyor. Çok teşekkür ederiz. Antalya'dan Güler Bozdemir. Sıradaki eser Bozdemir ailesine gelsin demiş. Antalya'ya selamlar, saygılar. Selamın aleyküm demiş bir izleyicimiz. Ve aleyküm selam diyelim bizler de. Huma kuşu mayası Erzurum'un değil, yeşil ördek gibi türküsü Sivas'ın değil, Fırat kenarında yüzen kayıklar Malatya'nın değil, Şehrican Erzincan'ın türküleridir demiş. Evet, evet, doğru. Bir izleyicimiz özellikle diyor ki bunu birçok şöyle milyonlara, izleyenlere aktarmış olalım, bu yanlışı düzeltmiş olalım diyor. Aynen, ki TRT repertuarında da böyle geçiyormuş. Umarım düzeltilir demişti bir izleyicimiz. Çok doğru. Bizlerden okuması, sizler madem gönderdiniz, bizler de şöyle aktarmış olalım. Bu izleyicimizin böyle bir temennisi, dileği var. Öyle midir? Az evet, önceki eserleri gerçek, ben de öyle biliyordum. Evet. Siz de bir yorumcu olarak. Şu Erzincan'ın. Evet. Fırat kenarı. Ya Fırat'ın kenarı, yani hı-hı, Malatya'nın olması mümkün, hı-hı, değil. Evet. Yani o her söylediği, hı-hı, şeyler doğru. Evet. Erzincan'a ait. Haydar Bey kardeşim, hayırlı akşamlar. RT Şah TV ve konuklarınıza kolay gelsin. Sizleri keyifle izliyoruz. Ben Nuri Derin demiş. Haftaya Davosulari'yi birlikte anlayacağız demiş inşallah. Tüm RT Şah TV izleyicilerine gelsin demiş. Bir aksilik olmazsa Nuri Derin abimizle haftaya bir program yapmaya gerçekleştireceğiz. Onu da aktarmış olalım. Devam edelim. İyi akşamlar. Yayınınızı büyük zevkle izliyoruz. Ben Yalova'dan Sevim Arık demiş. İsa Bey'den bir gurbet türküsü. İsa Bey derken herhalde İsmet Bey demeye çalıştınız. Musa Bey gelecek yerde İsa Bey demiş. Evet.
eşim ve kızlarıma gelsin. Ayrıca babam Halis Ağaç ve tüm Ulalılara gelsin. Aslında izleyicilerimiz WhatsApp'tan böyle mesajları atırken aceleyle yazıyorlar tabii ki. Evet. Eminim, ben de biliyorum. Birçok cümle eksik geliyor. Ben buradan elimin şöyle dilimin ya da döndüğü kadarınca düzelterek sizlere aktarmaya çalışıyorum ama ne kadar başarabiliyorum bilemiyorum. Elimden geldiği kadarınca düzelterek aktarmaya çalışıyorum. Evet, bir ileti daha. 1992'de vatanı görevini Erzincan'da yapan bir tertip kardeşiniz olarak sizden bir ricam var. Erzincan'a vardım, Dumanlı Dağlar çalarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar demiş. Varsa yoksa sıradaki eser diyeceğiz. Köylüm İsmet abiden Erdallar türküsünü. Erdallar diye bir türkü var mı bilemiyorum. Öyle yazmış buraya. Türküsünü istiyorum. Selam demiş. Erdallar mı? Yani burada öyle gözüküyor. Erdallar demiştir belki. Olabilir. Şimdi dediğim gibi WhatsApp'tan şimdi cümleler çok böyle düşük devrik cümleler ve eksik cümleler geliyor. Erdallar demiş. Olabilir, Erdallar. Olabilir. İyi akşamlar. Sizi ilk defa izliyorum ve severek devam edeceğim. Köylüm İstanbul demiş. Kartal'dan bütün Erzincan, Refahiye, Orçul bölgesindeki köylere selam olsun Emrah Davulcu demiş. O zaman şimdi gelen iletileri bir ara. Oldukça da uzaktık. Evet, şöyle evet. Bir türkü diyelim. Sonrasında kaldığımız yerde yine gelen iletilerle devam edelim. Bakalım tamam. Ne dinleyeceğiz. Tamam. Bu şeyi çık oku. Önce bir yolda yok. Okey. Sen şimdi. Şimdi buradan bu parçayı Avrupa'ya gönderelim. Gönderelim. İstek gelmişti. Evet. Güvendim Allah'ım, ne hale düştüm. Hayırsız elinden ağlar içtim. Ben onun uğruna nelerden geçtim. Kimseye sözüm yok, bunu ben seçtim. Ben onun uğruna nelerden geçtim, kimseye sözüm yok, bunu ben seçtim. Gidin deyin yâre, bak söyleyin yâre, uysun hallar mı, yâr bayram etsin. Gidin deyin yâre, bak söyleyin yâre, uysun hallar mı, yâr bayram etsin. Artık bundan sonra baksın yoluna, kimi istiyorsa taksın koluna. O zevki sefadan sürdü hayatım. Yazık ettin dostlar, yazık bu canıma. O zevki sefadan sürsün hayatım, yazık etsin dostlar, yazık bu canıma. Gidin deyin yâre, hak söyleyin yâre, duysun hallar mı, yâr bayram etsin. Gidin deyin yâre, yâre hak söyleyin yâre, duysun hallar mı, yâr bayram etsin. Gidin deyin yâre, hak söyleyin yâre, duysun hallar mı, yâr
Musa Bey teşekkürler. Sesinize yüreğinize sağlık diyelim. Bu akşama özel birbirinden güzel türküler amca yeğin şöyle seslendirmeye devam ediyorlar. Sağ olsunlar bir kez daha. Güzel bir türkü gecesi, güzel bir türkü akşamı bizler için şöyle yaşatmaya çalışıyorlar. Emeklerine sağlık. Konuklarımızın diyelim bir kez daha teşekkürler. İsmet Bey ben size dönmek istiyorum yeniden. Biraz şöyle muhabbet edelim. Arkasından gelen yine iletilere de döneceğim. Evet. Şimdi Almanya'da kaldık ama yine ben sizi Almanya'ya götüreceğim. Şöyle biraz geçmişe tekrar gidelim. Ne dersiniz? Olur, olur. Almanya'da sahne aldınız mı? Çalıp söylediniz mi oradayken de? Yani çalışmalar evet, devam etti evet. mi? Evet, evet. Almanya'da da mesela şeyler vardır. Kasthavuzlar da vardı. Hı hı. Cumartesi, pazar günleri program yapıyordum. Bir de Kasthavuzların Türkçe anlamı nedir? Lokanta gibi bir şey mi? Kasthavuz, onlar kasthavuz diyorlar ama anlamını ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kasthavuz. Onları kasthavuz diyorlar. İşte söylediğinde hani biz anlatamıyoruz onları. Onlar da bize biz lokanta diyoruz. Lokanta tarzı bir şey herhalde. Lokanta tarzı. Yemeli, kasthavuz bir yer. Yemeği müzikli diyorlar onlar. Yerler de var. Yani öyle müzikli bir yer. Ha, bizdeki restoran gibi, canlı bir restoranlar gibi. Restoran, bizim de şeklimiz dediğimiz restoran. Şeye gidip geliyordum İsviçre'ye, bu şey gecelerine, hak gecelerine gidiyordum, işte dernek gecelerine gidip geliyordum program. Bir de Erzincanlı olup da Erzincanlı derneklerini düzenlemiş olduğu aynen, türkü gecelerine katılmamak çoğu, imkansız. İsviçre'de de çoğu da Erzincanlılar da vardı. Zürük'te, Solothurn'da, efendime söyleyeyim. Optayım'da çoğudu. 4-5 seferle oraya gittim. Şimdi geldim. Eskiler genelde işte sizin dediğiniz yıllarda şimdi gençler internet çağını yaşıyorlar. Zaman zaman biz programımıza da değiniyoruz. Bizler ise radyo ve televizyon çocuklarıyız. O dönemde radyo çok daha böyle bir revaçta gibi. Televizyonculuk belki ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladı. 72 yılında mı gitmiştiniz demiştiniz? 72'de gitmiştim. Daha yeni yeni televizyon daha renksiz televizyonlar çıkmıştı. Türkiye'de herhalde ilk TV yayıncılığı 68 mi yanlış hatırlamıyorsun? Tam böyle de bilmiyorum ama yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Neyse televizyonculuğun yeni yeni olduğu dönem ama radyo biliniyor. Evet. Herkes işte haberleri, işte müzikleri, çalışmaları, türküleri radyodan dinliyor. Evet, radyo çok önemli bir aygıt o anda. Evet. Birçok kişi de özellikle gurbet hayatını yaşarken ben şöyle dinlerdim. İşte Türkiye'nin sesi radyosunu bulup da dinlemeye çalışarak bir anlamda da işte vatan, memleket hasretini gidermeye çalışmışlar. Türkiye'nin sesi radyosu da o dönem çok moda. Yurt dışında çektiği için. Şu anda yayın faaliyetlerini bilmiyorum sürdürüyor mu? Büyük bir ihtimal sürdürüyordur. Ama teknoloji gelişti, bugüne kadar geldik. İnternet çağındayız. Artık gençlerin daha çok ilgi gösterdiği bir teknolojik ürün evet, internet diyelim. Sosyal medyaları var ama bizim gibi televizyon ve radyo kültürü olan kişiler tabii ki bizleri iyi bir şekilde takip ediyorlar. Evet. O dönemde nereye getireceğim? Bir de Köln Radyosu varmış. Belli bir dönem Türkçe yayını vardı. Evet. Türkçe yayın saati vardı. Siz de dinliyor muydunuz mesela? Şey dinliyorduk. Türkçe yayın saatlerinde. Ben öyle şeye gitmedim. Programını oraya herhangi bir şeyine gitmedim de dinliyorduk tabii. O Köln yani türküler falan var mıydı vardı, o vardı, radyoda? Tabii. Türküler mutlaka türküler yayınlanıyordu. Vardı. O zaman şey vardı. Minaracı kaseti diye. Yani minaracı şeyi kaseti Almanya'daydı. Hı-hı. Minaracılar. Bu onlar işte o zaman dışarıdan getirdiler, söyletiyordular. Oradakiler vardı söyledi. Onlar da o şeylerinden veriyordular. Yani Köln radyosuna o minaracı kaseti vardı. Onlar yapıyordular o yayınları. Evet. Memleket hasretini hasretli bir nebze de olsa siz de o Türkleri dinleyerek. Bir şeye gittik. Duisburg'a. Duisburg'da gittik. İşte bir arkadaşın düğün vardı. Gittik. Düğün programını yaptıktan sonra da bir akşam oturduk. Bizim Erzincanlı bir vatandaş dedi ki ya İşte benim hanımı da yeni kaybettim. Arkadaşlarla bana bir kaset doldurun da dinlerim. Hı hı. Biz de yendik. İşte saz, keman, daburka öyle Bodrum'a yendik. Orada bir kaset doldurduk ona arkadaşlar. Öyle hani, mi? Kendisi dinlese. Amatörce bir şekilde bir şeyler yaptık diyorsun. Yani şey de böyle ev için doldurduk. Evet. Herhangi bir şey için değil. O da eksportçuluk yapıyordu. Yani bilet falan satıyordu. Tutmuş o kaseti götürmüş minaracı şeyine satmış. Öyle mi? Al işte bir hayat hikayesi çıktı ortaya. Evet. Onlar da fotoğrafımı falan basmışlar. Fotoğrafımı da affedersin dudaklarımı boyalamışlar. Öyle çekim. Mi? O çok ilginç olmuş ama şimdi İsmet Bey. Almanya'da biraz evvel Erzincan ve boyalı fotoğraf. Biraz evvel oradan yazmışlar ya Stuttgart'tan amcamın oğlu Rıfat.
Gazeteyi alıyor, bir bakıyor, sinirleniyor. Nasıl olur, nasıl olur diyor. Gazete kuponunu kesmiş, şeyiyle bana göndermiş. İşte böyle basmışlar size, öyle mi? Renkli bir şekilde. Bu ne vaziyet diyor bu. Bir basma hatasıdır illaki sonuçta matbaanın o dönemki özellikleri. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Ben ama öyle bir şey başımızdan geçti. Aslında ben şey diyecektim program başında da, şimdi siz de anlatmanız iyi oldu. Var mı böyle bir hayat hikayeniz? Gurbette, memlekette, evet, bir yerlerde ama işte alın. Bir hayat hikayesini İsmet Bey bir anlamı bize anlat. Bir Anadolu erkeğini çakışır mı? Yani böyle bir şey olur mu? Şimdi İsmet Bey tiyatrocu değil ki bir boyaylı bir şekilde sahneye çıksın. Normal bir halk müziği yorumcusu. Hayır, gören şeyimiz de yok. Arkadaşlar, fotoğrafını neden bulmuş? Evet. Demek ki Dügün'de program yaparken malmış, nasip etmiş. Basım hatasıdır o zaman diye. Büyük bir ihtimal olmuş, öyledir. Rıfat abi bir baktım bana mektubuna göndermiş. Çok özür dilerim dedik. Bu ne soytarlık? Peki özellikle şunu da ben sormak istiyorum. O dönemin illaki şöyle revaçlı olan türküleri vardır. En çok seslendirdiğiniz türküleri o dönemde Almanya'da hatırlıyor musunuz? Hangi türküler daha çok şöyle sahne aldığınızda söylenirdi? İşte, piyesenin o zamanki türkülerin hepsini de okuyorduk. Yani evet, her türküde işte o zamanları Mahsuni Baba'nınkiler, evet, efendime söyleyeyim. İşte o zamanın piyasada olanları öyle okuyup gidiyorduk. Hepsi de vardı. Mesela şimdi Kırmızı Gül'ü yıllardır herkes okuyor, evet, dinliyor. Hepimizin bildiği bir şey. Ha, o Erzurum yöresinin bir ezgisi, Erzurum'a, evet, ait. Ama ben biz yıllardır o şekilde çalıp okuyorduk. Bu depremde, bu 93 depreminde, hı hı, burada vali mavini vardı, Allah rahmet etsin, öldü, Fikret Çuadaroğlu. Evet. Çok sevdiğim bir insandı. O bana hikayesini, hı hı, söyledi, hikayesini anlattı. Ben ondan sonra hikayesiyle beraber onu okudum hikayesiyle. Şimdi mesela çok yerlerde herkes onu dinlemiştir. Her telefon eden adam, bana arayan adam, ne olur işte Kırmızı Gül'ü, evet, bir okusana. Kırmızı Gül'ü yıllardır herkes okuyordu, evet, ama işte o hikayesiyle beraber olunca, değil mi? Abaya bir tad oluyor. Hikayesiyle olunca çok değişik oluyor. Şimdi buradan şeye gittik biz. Dedim tezdeyim ya. Balıkesir'e. Hı hı. Balıkesir'de şimdi gittik. Lazların bir şeyi var, lokalı var. Orada benim geldiğimi duymuşlar. Orada da petrol olan bu şimdi Tercandaşı var, Menderes Karagüller var. O orada ona söylemiş. Orada 3-4 masa etmişler. Karadeniz'den şeyi ayırmışlar. Biz oraya, evet, gidiyoruz diye. Gittik şimdi oturduk. Sazmaz da yok. Piyano oynayan şeyler çalıyorlar. Bir okla mokla bir şeyler çalıyorlar. Bana dediler ki şey yap işte Kırmızı Gül Yıl'da oku. Hikayesini anlattım, okudum. Bir geriye dedim ki ok çalan adam ağlıyor. Aa. Dedim sen ne ağlıyorsun? Şey dedi bak, benim hiç ağlamayan var mı? O direkt o derece içten okumuş ki ya o hikayesi çok, türküyü hem hikayesi çok. Enstrüman çalan bile ağlamış ve cevabı da güzel olmuş dertli. Aslında. Ağlamayan var mı? Hikayesi çok dertli mesela. Var mı bu akşam özel o türkümüz o zaman? Vallahi isterseniz okuruz hikayesiyle beraber anlattım. Neden anlatır olmasın? Madem anlattık tamam, bu türküyü. Tamam. O zaman hem hikayesi arkasından, evet, da Kırmızı Gül demet, evet, demet değil mi? Evet, 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 güzel bir türkü yine. Tüm izleyenlerimize gelsin bir kez daha. Kırmızı Gül Erzurum yöresine ait bir ezgidir. Kırım Harbi'nde bir bacımızın kocasını askere alırlar. Askere gittikten 6 ay sonra bu bacıyı çağırırlar şubeye. Derler ki bacı, başın sağ olsun, kocan şehit oldu. O da acısını bağrına basar, eve döner. Evine döner, kocasından yadigar kalan iki oğlu var. Biri 6 yaşında Mustafa, biri 1,5 yaşında Muhammed. Aradan zaman geçer, Birinci Dünya Savaşı çıkar. Oğlu Mustafa'yı da askere alırlar. 8 ay sonra yine bu bacıyı çağırırlar şubeye, derler bacı, senin dosyanı okuduk. Çok acılısın ama başın sağ olsun, oğlum Mustafa şehit oldu. O bacı acısını bağrına basar, vatan sağ olsun der, evine döner. Döner sıkı sıkıya oğlu Muhammed'e sarılır. Aradan zaman geçer, seferi bir durum olur. Oğlu Muhammed'i de askere alırlar. Bu zavallı bacının 2 tane şehit vermiş, gözü yolda kulağı seste, acaba ne gibi bir haber gelecek? Nihayet buna bir müjdeli haber geliyor. Gelip diyorlar ki bacı müjdemi ver.
Savaş bitti, askerler geri geliyor. Bu bacıyla sevinir ki sevinçliğin kalbi göğsüne sığmaz olur. Sorar, evladım tren nerede, ne zaman gelecek? Der ki, ana Sansaboğazı'nı geçti, Erzurum'a doğru geliyor. Bu bacı der ki, iki tane şehit verdim o ki. O ki, oğlum Muhammed geliyor, onu karşılamaya gideyim. Elin ağlıyor bir demet kırmızı gül, yeniyor tren istasyonuna. Tren geliyor, herkesin gurbetçisi yeniyor. Bu oğlu Muhammed'i bir türlü göremiyor. Trenin sonuna doğru gidiyor, bir konduktora soruyor. Evladım diyor, son katar geldi mi? Yani son tren geldi mi? O da diyor ki, hana son ravan geldi. Askerin mi vardı? O da diyor ki, evet. E ana diyor, eğer gelmediyse başın sağ olsun, şehit olmuştur. Deyince bu dertli bacı yıkılıyor. O elinde bir demet kırmızı gülle dayanıyor tren istasyonuna. Kırmızı gül demet demet, kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet, malam ne ne yavrum ne. Gitti gelmez ol Muhammed, gitti dönmez ol Muhammed. Sonra valla balam kaldı, balam ne ne yavrum ne. Sonra bana balam kaldı, balam ne ne yavrum ne ne. Kırmızı gül her dem olmaz, kırmızı gül her dem olmaz. Yaralara merhem olmaz, balam ne ne yavrum ne. Ol tabipten merhem gelmez, ol tabipten deva gelmez. Sonra bana balam kaldı, balam ne ne yavrum ne. Teşekkürler bir kez daha. Hem türkümüzün hikayesini bu akşama özel bir kez daha bizlerle paylaştınız. Sahnede yaşamış olduğunuz aslında yine bir hikaye, bir alıntıyı. Evet. Bu akşam izleyenlerimize de anlatmış olduğunuz, paylaşmış olduğunuz ve türkü hikayesinin ardından Kırmızı Gül Demet Demet adlı türkümüzü sizlerden dinlemiş olduk. Bir kez daha teşekkürler. Teşekkür İsmet Bey. Ederim. Şimdi gelen iletilere yeniden dönelim. İzleyicilerimiz acaba ne oldu iletilerimiz demesinler. Aklımda unutmadım ve şimdi sizlerden gelen iletileri artık eriteceğiz ki arkasından da artık son 15 dakikalık gibi bir zaman geriye kalacak. Bu zamanı yine şöyle eserlerle sığdırmaya çalışacağız. Eserlerle, türkülerle değerlendirmeye çalışacağız sizler adına.
Ve iletiler dedik. Devam edelim. Öncelikle iyi yayınlar. Ben İsmet Özcan'ın kızıyım. Bu güzel iki sesi bir araya getirdiğiniz için teşekkürler sizlere demiş. Bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Kendilerine sevgi ve selamlarımı iletirseniz sevinirim. İyi akşamlar demiş. İlettik bile şu anda selamını kızınızın. Türkçesini de okudum zaten. Evet. İyi akşamlar Çorlu'dan. Yine Çorlu'da. Evet. Bu akşam herhalde Çorlu'daki bütün akrabalar sizleri izliyor. İyi akşamlar olsun. Evet. İyi akşamlar Çorlu'dan Gürbüz Özkan. Evet. Sıradaki eseri bütün Ahmetli köyüne, bütün sevdiklerime gelsin. İsmet abime ve Erete Şah TV'ye başarılar demiş. Sevgilerimle sağ olun. Çok sağ olun. Selamlar, iyi yayınlar. Aslı Gurbet türküsünü lütfen dinlemek isteriz. İsmet Özcan ve Musa Özcan'a selamlar. Kenan Özel demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok güzel bir program yaşamın içinden. Tebrik ederim. Abdullah Karatay olsa gerek herhalde. Teşekkürler, çok sağ olun. Erzincan Ilıç, Kuz Kışla Köyü'nden. Erisin dağların karı mı acaba demeye çalışmış. Ben öyle zannediyorum. Hani WhatsApp'tan eksik atıyorlar demiyor ya izleyicilerin farkında olmadan. Söylerse memnun oluruz demişler. Evet. Marmaris'ten İmam Turan demiş galiba. Kaynım. Marmaris'e selamlar, saygılar. Güzel bir tatil ilçemiz. Muğla ilimizin güzel bir ilçesi. Gezip görenler bilir. Aslında olur keşke birçok kişiye nasip olsa da olunuz orada değil mi? Belki birazdan iletilerden olabilir. Gelmişsin de aktaracağız. Muğla'nın güzel bir ilçesi. Güzel bir turizm yeri. Görenler, bilenler zaten anlatmaya gerek yok. Evet, devam edelim. Merhaba, ben Ankara'dan Emre. Herkese selamlar. Ankara'daki tüm Erzincanlara Yeşil Ördek gibi türküyü istiyorum demiş. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ankara'dan Hüseyin Burak Çanta demiş. Herkese merhabalar, iyi yayınlar. Bütün Erzincanlara, Çağlayanlara selam gönderiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Mahsun-u Şerif'ten bir eser seslendirirseniz çok sevinirim. İyi akşamlar demiş. Teşekkürler, çok sağ olun. Merhaba Aydar abi. Yayınında başarılar dilerim. Teşekkürler. Sizi şu an Almanya Stuttgart'ta dinliyorum ve izliyoruz demiş. Programında konuk olanlara İsmet Bey'e ve Musa Bey'e saygı ve selamlar. Sıradaki herhangi bir eseri Ulalar gençlerine armağan ediyorum demiş. Bizler de sıradaki eseri tüm Ulalar halkına ve gençlerine o halde göndermiş olalım. Buradan Almanya'ya, Stuttgart'a bir kez daha selamlar. Antalya'ya gidelim Almanya'dan şimdi de şöyle. Stuttgart'tan sonra Antalya ilimize, ülkemize dönelim. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Molla Köylü adı güzel. Ve Antalya'da Mustafa Akkuş, Yaşar Sarıkaya'dan bir eser olursa seviniriz demişler. İsmet amcama ve Musa dayıma Almanya'dan bol selamlar gönderiyorum. Onları çok seviyorum ve çok özlüyorum. Ellerinize ve yüreğinize sağlık. Sizleri böyle bile görmek biraz da olsa memleketime olan özlemimi azalttı diyor. Galen'in torunu Dilan Yalçın demiş. Ben Güzel Çam, Eskişehir'deyim. Mahsun-u Şerif'ten bir türkü istiyorum demiş. Evet. Şöyle sonlara doğru geldik herhalde. Bir izleyicimiz yine selam demiş. İsmet abimize ve Musa Bey'in ağzına yüreğine sağlık. İsmet abiden Erisin Dağlar türküsünü istiyorum. Bu izleyicimiz hep Ere Dağlar olarak yazmış. Özellikle de en sonunda çözük Erisin Dağlar herhalde. Bu yine o izleyicimiz olsa gerek çünkü eksik geliyor WhatsApp'tan. İyi akşamlar. Sıradaki türküyü Turan ailesini istiyorum. Yayla Bey Turan demiş. Evet. Enişteme ve Musa Bey'e selamlar demiş. Şimdi sevgili Kenan Bey, evet Kenan Özcan, sevgili Kenan Özcan şu anda bizleri izliyor. Herhalde İzmir'de olsa gerek. İzmir'de. Özellikle Haydar herkese selam demiş, Yalan Dünya demiş. Yalan Dünya'yı program başında okuduk. Okuduk. Kenan Bey, bir kez daha belirtelim ama yani. Şu anda yayınıza selamlar, saygılar İzmir'e diyelim. Tanıyorum ben Kenan Bey'i. Başarılı bir kişi. Şimdi isim veremeyeceğiz. Reklama girdiği için bir markette yöneticilik yapıyor. Evet. Yönetim kurulu başkanı şu anda. Evet. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kenan Bey'e de buradan selamlar, saygılar. Sıradaki eser Kenan Bey ailesine ve sevdiklerine de o halde gelsin. O zaman sırada ne var diyelim. Kimden dinleyeceğiz? Şu anda madem bütün iletileri, mesajları erittik, ben de bir rahata kavuştum. Hani bir selam gönderilir derler ya, üzerimizde kalmasın, göndermiş olayım, vermiş olayım, söylemiş olayım selamı. Ben de bütün mesajları erittim, üzerimde kalmasın. Bakalım sırada ne var?
Ankara'dan şey istemişler ya, aslında gurbet. Olur. Dinleyelim. Aslı gurbet bir an etti köyümün, bülbül itmiş, vay kuş kumuş, gel hele gel hele gel hele, felek felek gel hele. Ben ağayım, ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler, gel hele gel hele, felek felek gel hele. Ah ben ağayım, ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler, gel hele. Gel hele de ben ölürüm, gel hele. Gel hele de dudu dilim, gel hele, gel hele. Gel hele de ben ölürüm, gel hele. Gel hele de suna boynum, gel hele, gel hele. Dönber dönberim, gülüm yüreğim. Ben seni halinin yoluna sardım. Öfere boynuna zincir olmasın. Ben seni halinin yoluna sardım. Yürüme, 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 yoluna sardım. Yürüme, 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 yoluna sardım. Dosttan ayrılmışam, yamandır halim. Dinlensin avazım, dinlensin sazım. Yollar kerim olsun, hey dost, ıkrarım hazım.
Sen seni verdiğin ihara sardın. Yürüme, yürüme, yürüme ihara sardın. Yürüme, yürüme, yürüme ihara sardın. Hatayı neden dertlerin keman. Melhumlar çevirmiş ey dost vermiyor aman. Yardımcımız olsun on iki iman. Sen seni halini yoluna sardın. Yardımcımız olsun ey dost on iki iman. Ben seni halini yoluna sardım. Yürüme, yürüme, yürüme yoluna sardım. Yürüme, yürüme, yürüme yoluna sardım. Çok teşekkürler. sonu güzel bir deyişle. Kapattım. Değiş diyebiliriz değil mi? Tabii. Değişle bağladınız. Size ait miydi acaba bu evet, eser? Evet, bu bana ait. Evet, çok güzel bir değiş hakikaten de. Dinlerken büyük bir şöyle haz aldık, mutluluk duyduk diyelim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık ve geldik. Birlikteliğimizin sonuna sevgili izleyenler. Artık kapanışımızı gerçekleştireceğiz. Bu akşam özellikle bizlere şöyle katkı sunan konuklarımıza teşekkürlerimizi program sonunda da yine iletelim. Evet. Özcan Bey, son olarak şöyle izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi izleyenlere eğer söyleyemediğimiz parçalar olduysa onlardan özür diliyoruz. İnşallah bir dahaki programda onların eserlerini de okuruz. Hepsinin mutlu olmasını, yeni yılda huzur dolu, mutluluk dolu, barış dolu bir yıl olması diler. Herkese sağlıklı günler dilerim. Evet. Şimdi ben programı kaparken son bir ileti geldi. Onu aktarayım. Arkasından ben kapanışa geçeceğim. Hayırlı akşamlar Haydar Bey demiş. Konuklarınıza da iyi akşamlar demiş. İsmet Özcan abimden Ömrüm Ömrüm adlı esere çalışmayı istiyorum demiş. Nazım Batman yine Stuttgart Almanya'da. Maalesef program sonuna geldik ama az önceki eserimizi onlara sizlere göndermiş olalım. Kenan Bey de yine bir istekte bulmuş ama Kenan Bey maalesef artık programın sonuna geldik. Kapanışımızı gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha çok teşekkürler. Amca yeğen olarak bugün programa renk kattınız. Çok biz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Haydar Bey. Umarız evet. İnşallah bu televizyonumuz uzun ömürlü olsun. Uzun soluklu olsun. Evet. Ve hep böyle dostların, bak Almanya'daki, Avusturya'daki, İsviçre'deki dostların selamlarını aldık. Onların ne güzel değil mi? Evet. Şeylerini aldık. Ne mutlu ki böyle bir televizyonumuz var. Evet. Bu memleketten oraya yayın türküler gönderebiliyoruz. Evet. Oradan da selamlar alabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında televizyonumuz İnşallah sağlıklı, ömürlü olur. Televizyonumuz aslında bir zoru gerçekleştiriyor. Baktığımızda Erzincan'ı dünyada temsil ediyor. Bu çok önemli bir konu. Evet. RTŞAH TV bu görevi başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Aynen. Şu anda şehrimizi temsil eden tek kurum ERT olarak. Evet. Aslında bunun gururunu da yaşıyoruz ve izleyicilerimize de paylaşmış olalım. Evet, sevgili ERT izleyicileri, bu akşamlık bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Her programda olduğu gibi programı kaparken yine sizleri unutmuyoruz. Zaman ayırdınız, bizlerle birlikte oldunuz. 2 saatlik bir zaman dilimi içerisinde bizleri takip ettiğiniz için tüm izleyenlerimize bir kez daha sevgiler, saygılar, teşekkürler, kucaklar dolusu sevgilerimizi bir kez daha sizlere buradan ERT TV'den, Erzincan'dan göndermiş olalım. Tabii ki yayında yapımda emeğe geçen arkadaşlarımı yine unutmadan sevgili yönetmenim başta olmak üzere sevgili Yalçın Bey'e, yine yardımcıları Sarıgül ve Aysevin'e yine bu akşam da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Her hafta salı günleri bu ekranlarda sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Farklı konu ve konuklarımızla. Zaman zaman sağlık, zaman zaman türkü akşamı, türkü gecesi. Bu akşam örneğinde olduğu gibi. Umarız haftaya yeni bir programda, farklı bir programda sizlerle birlikte olmak umuduyla şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi akşamlar, esen kalın ve ERT Şah TV'de kalın diyoruz.